Ardahan Üniversitesi'ne herhangi bir şekilde Allah kısmet ederse rektör olabilirsem ilk yapacağı iş kapasite geliştirmektedir. Geliştirmedir. Kapasite geliştirme de bir sistemdir. Ardahan Üniversitesi rektör adayları 26 Temmuz'da yapılması planlanan seçim öncesi adaylıklarını açıklamaya başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Yahya Kemal Avşar Ardahan Üniversitesi'ne rektörlük için aday olduğunu açıkladı. Ardahan'la bağımı hiç kaybetmedim. Çünkü Ardahan Türkiye'deki iklim olarak ve gelişmişlik açısından çok dezavantajlı bir bölge. Benim de hem eğitimim hem de bilimsel politikam Ardahan'la ilgili çok uyumlu. Bölgesel kalkınmayı süt ürünleri üzerinden gerçekleştirmek hem de Ardahan'da olmam nedeniyle. Ardahan için bir master planı hazırlayacağını söyleyen Avşar, öncelikli olarak Ardahan'ın sorunlarını sıraya koymak gerektiğini ifade etti. Yol haritası bilinen bir kurum haline getireceğim. Ardahan'ın yine dezavantajlı noktalarından biri oradaki kamuda idaresindeki karar vericilerin çok sık değişiyor olması. Dolayısıyla projelerin hiçbiri devamlılık arz edemiyor. Ama üniversite kalıcı olduğu için bence bu görevi, bu misyonu üniversite yüklenmeli. Ardahan'da her ne kadar toplam il nüfusu 86 bine düşmüşse de hayvan sayısı 300 ile 500 bin arasındadır. Ama çok ilginçtir. Yani 80 bin kişiye 100 hoca düşüyor ama 500 bin hayvanla uğraşacak bir hoca yok. Halbuki en ekonomik değer orada hayvan sayısı, canlı hayvan sayısı.